Şöyle çek. Çıkardı kendi yüzlüğü. Geri sıyırdı. Yavaşça. Hassas bir şey olduğu için tırnaklamıyoruz. Tamam. Çıkardı. Bunu şuraya kadar indirmemiz lazım. Eğer burada bırakırsak, dalgınlıkla giyerse burada kat yapar. Hem bunu zarar verir, yırtılır, hem de kat yapar, ısırma yapar. Tamam. Eğer protezi tamamen çıkarıp sabaha kadar bekleteceksek, yine toz tüyü almaması için şöyle yapın. Bunu da kenara koyun. Bu test protezi olduğu için bu boştayken düşürdüğünüzde şuradan ayrılabilir, kırılabilir. Gerçek protezde o imkansız. Tamam? Ama şu an test protezi bu. Dikkat edeceksiniz. Bir yere dayayın koyun. Tamam? Gelelim bunu çıkarmasına. Yine bu şekilde çıkarıyoruz. Takarken de şu çizgiyi, siyah bir çizgi var. Öne gelecek. Yani aslında bu yazı öne gelecek. Önde iki kat silikon vardır. Buradaki kemikleri korumak için. Ters çeviriyoruz. Güzelce. Çukurlaştırıp tutacak yer buldum. Hemen çektim, çıkardım. Çizgiyi ortaladım. Biraz çukurlaştırdım. Tam karşıya aldı. Parmaklarının yanlarıyla dışarı açaraktan ve yukarı iterekten devam ettim, açtım. Bunu amca da yapabilir. Amca bu şekilde giyemiyorsa amcaya başka giyme yöntemi var, onu gösterebilirim. Amca zorlanırsan şöyle yapıyorsun. Bunu aldın. Şöyle ters çeviriyorsun. Komple ters çevirdin. Şapka haline getirdin işte. Şapka haline getirdin. Tamam mı? Çizgiyi görebilirsen şuradan. Tamam mı? Gördük. Şimdi burada hava kalmayacak şekilde aldık. Çek bakayım ellerini iki yandan. Şapka çeker gibi. Tırnaklarına değil, tırnaklarına. Çek. Çek. Bak şöyle parmaklarını aç, ellerinin tamamını aç. Heh. Aç. Kırışıklık olmayacak. Sıvazla. Potluk olmayacak hem de. Kaldır potluğunu al. Tamam. Çok güzel. O çorap vermiştim size. Protezi çok kolay giydiğimiz zaman bu çoraplarla kalınlık telafisi yapacağız. Dışına giyecek evet. Değil mi bunu? Bol geldiği zaman bunu giyeceğiz. Şu an bol gelme durumumuz yok. Bunları şu an takmıyoruz. Bunu demin belirttiğim gibi aşağıya indirdik. Şuraya kadar. Sonra bu hilal öne gelecek, diz kapağını şöyle kavrayacak, yazıyı ortaladı. Şu çorabı aşağı indiriyoruz. Bunu keseyim ya da ben kafanız karışır. Tamam. Topuk burada yerde ve amca ileri itmişken bacağını, amca ileri it bacağını. Evet. Yine karıştırmadan şu jel silikonun, buradaki jel silikona yapışması lazım ki protez bacağından çıkmasın. Hmm. Eğer bu çorap buraya kadar uzarsa ayağından kayar çıkar protez. En önemli şey karıştırmamak, potluk yapmamak. Karışırsa etinde ısırık yanıkları gibi yanıklar meydana gelir. Bu kadar.